Merhaba. Bu kameraya mı? Şimdi video girişlerinde çok zorlanıyorum çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Birden böyle el sallayıp merhaba demek istemiyorum. Selam, naber gibi bir girişte çok rahat bir giriş gibi yapıyor. Samimiyetsizmiş gibi geliyor. Rol kesiyormuşum gibi. O yüzden bilmiyorum. Hani sanki böyle kaldığım yerden devam ediyormuşum gibi başlamak istiyorum. Öyle. Böylelikle girişi de hemen atlatmış oldum. Şimdi bugün sizinle biraz konuşmak istedim aslında. Sohbet etmek istedim. Videonun sonunda size güzel bir haberim olacak. O yüzden hemen sonunu atlamazsanız bu kısımda keyifli geçecek diye düşünüyorum. Çünkü gayet spontane ilerleyecek bir konuşma olacak. Önceden hazırlamadım bu konuşmayı. Öncelikle aslında bu ayın nasıl geçtiğinden başlayabilirim bence. Çünkü bu ay biraz zor geçti bizim için. Merkür'e bir haller olmuş. Merkür gerilemiş mi tam bilmiyorum. Ama bütün teknolojik aletlerimiz tek tek bozulmaya başladı. Telefonum öyle, bilgisayar öyle, bilgisayar tamirdeydi, bugün geldi. Aslında stok yapmıştık videoları. Kurgularını yapamadık. Şu an 3 tane video hazır. Marvel'ın gelecek olan filmleri hakkında bir video çekmiştik. Nerede kaldı siz sürekli soruyorsunuz biliyorum. Sebebi tamamen bu öncelikle. Tam çekim yapacağımız bir gün elektrikler kesiliyor. Ondan sonra... Tabii bunu Merkür'e bağlamak biraz saçma olabilir ama böyle aksilikler yaşıyorum. Aslında bunu belirtmek istedim. Bugün mesela doğalgaz kesildi ve şu an evde biraz üşüyorum. Ve açmaya gelmediler. Böyle bu tarz aksilikler yaşıyorum. Neyse size negatif enerjiyi yükledikten sonra biraz daha pozitif şeylerden bahsedebilirim. Aslında biraz not aldım. Sizin sürekli yorumlarda bahsettiğiniz şeylerden biraz bahsedebilirim belki. Bu sırada Twitter'ı açtım. Demiş ki ama yani Ezgi'nin kanalı da suicide squad incelemesin ya demiş. Issız adam falan incele demiş. Aslında şöyle bir şey var. Sayımız arttıkça bizi sevmeyenler de tabii çoğalıyor galiba. Örneğin bir video koyduğumuzda daha 10 saniyesinde 3 tane beğenmeyen düşmanım var. Böyle pusuda bekliyorlar diye düşünüyorum. Ama olsun, galiba Marvel ve DC'den bahseden bir kadın olduğu fikri galiba bazılarının hoşuna gitmiyor. Olabilir. Mesela Marvel daha çok sevdiğim ama DC'yi o kadar sevmediğim gibi iddialar da dolaşıyor bazen. Ben hiç bu şekilde ayrımlara girmiyorum aslında ve güncel olan ne varsa aslında ondan bahsetmeye çalışıyorum. Yetiştirmeye çalıştığım kadarıyla. Bu da çok önemli bir problem değil. Hala Deadpool filmi sorunsalı dönüyor yorumlarda daha çok. İşte artı 18 mi olacak, artı 13 mi olacak, kafalar karışık. Deadpool 18'ci. Deadpool artı 18 yayınlanacak arkadaşlar. Bazılarınız çok tepkili biliyorum. Deadpool biraz evet artı 18'e daha çok uyan bir karakter. Umarım gidebilirsiniz. Bunun hakkında pek diyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Biliyorsunuz ki bazı videolarda size bizi sosyal medyada takip etmenizi talep ediyoruz. Neden? Çünkü YouTube'da paylaşamayacağımız anlık beğendiğimiz bir mekan olabilir, beğendiğimiz bir fotoğraf olabilir. Bu tarz şeyleri YouTube'da sizinle etkileşim halinde olamadığınız için beni sosyal medyada takip etmenizi aslında talep ediyorum hep. Mesela son zamanlarda Instagram'da gördüğüm kötü, komik bir oyuncağın fotoğrafını koyuyorum. Aslında kendimle ilgili çok fazla şey paylaşmayı sevmiyorum. 2 tane hesabım var Instagram'da. Bir Ezgi Zorba kendi hesabım, bir de Ezgi'nin kanalı. Ezgi Zorba olanı artık Ezgi'nin kanalı açıldığından beri hiç kullanmıyorum. Çoğunuz beni oradan ekliyorsunuz. Ezgi'nin kanalını daha çok aktifleştirmeye çalışıyorum aslında. Ama henüz tam olarak başardığım söylenemez. Neyse, Instagram konusu da öyle bir şey işte. Öyle takip edeyim. Hazır sosyal medyadan bahsetmişken duyuruma da yavaş yavaş geçebiliriz diye düşünüyorum. Konuyu böyle bağlayacağım. Biliyorsunuz ki geçenlerde bir çekiliş yapmıştık. Ve size demiştim ki İleride de böyle küçük sürprizlerimiz olacak, size duyurularımız olacak demiştim. O gün bugün. Şimdi Brandaris'te şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Oradan Hakkında Bilinmeyenler serisi başlatmayı düşünüyorum. Ama bu tabii ki kanaldaki Hakkında Bilinmeyenler serisi gibi bir şey olmayacak. Kısa kısa bilgiler. Karakterler hakkında olabilir, sinema filmleri hakkında olabilir, oyuncular hakkında olabilir. Yani bilinmeyen herhangi bir şey. Bu içeriğimizi seveceğinizi düşünüyorum. Yani YouTube'a her gün video koyamıyoruz ama burada her gün bir video paylaşabiliriz. Neden Brandaris'te bu tarz bir içerik oluşturmak istiyoruz? Çünkü burada filmleri, oyuncakları, karakterler hakkında herhangi bir şeyi paylaşabileceğimiz çok
farklı bir mecra. Daha doğrusu diğer sosyal mecralardan çok farklı bir mecra ve keyifli. Yani Brandes'i biraz daha net anlamanız için bir örnek vermek istiyorum şu an. Mesela Anıl'a böyle bir hediye aldım. Siz benim arka planımda bulunan objeleri ya da herhangi kullandığım bir şeyi merak ediyorsunuz ya, buna Star Wars ışık kılıcı da dahil. Torun çekicili aldım. Çok sevdim yani. Kendime de almak istiyorum. Hop. Böyle bir USB. Bunu paylaşacağım. Brandes'e bilgilerinizi girip kolayca üye olduktan sonra kendi profilinizi hızlıca oluşturuyorsunuz. Çektiğiniz fotoğrafı siteden veya mobil uygulamadan post olarak paylaşmak için post tuşuna basıyorsunuz ve tıklayarak fotoğrafınızı ekliyorsunuz. Kategori kısmından paylaşımın kategorisini seçiyorsunuz. Bu durumda bizimki teknoloji aksesuarı oluyor ve markayı seçmeliyiz. Markayı Marvel olarak seçiyoruz. Eğer bir karakter fotoğrafı eklemek istiyorsanız, örneğin Captain America resmi eklerken marka olarak Captain America'yı seçebilirsiniz. Neyse, şimdi etiket yani hashtag girmemiz gerekiyor ve yorumunuzu da ekliyorsunuz. Asıl size duyurmak istediğim şey ise şu, sizin... Ay! Brandelis'te çok güzel bir ortak çalışmaya giriyoruz. O da nasıl olacak? Her hafta en sevdiğiniz filmin en sevdiğiniz sahnesini böyle daha böyle eğlenceli, yaratıcı bir şekilde paylaşıyorsunuz. En güzel içeriği de Brandelis aranızdan seçiyor. Buna Brandelis jürisi de diyebiliriz. Her hafta 5 kişiye 2'şer bilet hediye edeceğiz. Sinema bileti kazanmak için en sevdiğiniz filmden en sevdiğiniz sahneyi seçerek post olarak paylaşmanız gerekiyor. Seçtiğiniz sahnelerin üzerinde komik eklemeler de yapılmış olabilir. Fotoğrafı ekledikten sonra kategoriyi film, dizi, müzik olarak seçebiliriz. Ama bu sefer farklı bir şey yapıp markayı Ezgi'nin kanalı olarak seçmemiz gerekiyor. Ve etiket kısmında da mutlaka Ezgi'nin bileti etiketini girmeniz gerek. Sinema bileti ve farklı hediyeler kazanmak için Brandelis'te haftanın konusunu benim profilimde takip etmeyi unutmayın yeter. Böylelikle de bu hafta kazanamadım diye üzülmeyeceksiniz. Bir dahaki hafta şansınızı deneyeceksiniz. Bunları daha böyle eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde de paylaşabilirsiniz. Kazananları kesinlikle ben seçmeyeceğim. Bunu tamamen Brandes jürisi seçecek. O yüzden bana ulaşmanıza gerek yok. O hafta vizyonda çok merak ettiğiniz bir film olabilir. Yanınıza bir arkadaşınızı alıp, sevgilinizi alıp ya da anneniz babanızı alıp gidebileceğiniz bir çalışma olsun istedik. Yani dediğim gibi sosyal medyada daha aktif olmaya başlıyoruz. Bunu Brandelis'te başlatmış oluyoruz. Umarım bu sinema bileti mevzusu hoşunuza gitmiştir. Bu arada Anıl ve bana çok güzel mailler atıyorsunuz. Hepsini tek tek okuyoruz. Çok güzel çizimler yolluyorsunuz ona da. Onların da farkındayım. Şöyle bir şey oldu. Bazılarınız bize bir şeyler göndermek istediğini söylediniz. Ve bununla ilgili de en kısa çekeceğiniz bir blogda hangi PTT şubesine göndereceğimizi söyler misiniz diye yorumlar geldi. PTT Şişli Şubesi'ne gönderebilirsiniz. Sizden gelenler tadında bir videoda, eğlenceli videolarda çekebiliriz diye düşündüm. Benim de fikir hoşuma gitti. Bu arada 5 Şubat'ta biliyorsunuz ki Kötü Kedi Şerafettin vizyona giriyor ve biz de 3 Şubat'ta Kötü Kedi Şerafettin'in galasına gidiyoruz. Bu yüzden aşırı heyecanlıyım, aşırı mutluyum. Çok bekledik ve beklediğimize de değeceğine eminim açıkçası. Hepinizden önce filmi izleyeceğiz ve küçük bir inceleme yapacağız. Bülent Üstün'le konuşma şansım oldu. O da bizi kırmadı ve galaya davet etti. Bu yüzden çok 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 mutluyum. Çünkü çok sabırsızlanıyoruz filmi izlemek için. Bu da böyle bir şey. Açılış yapmadığım gibi kapanış da yapmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.